İstiyorum eğitim uzmanı Bülent Gündoğan Mert geliyor. Çok enteresan bir konu konuşacağız bugün. Bugüne kadar belki de konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bence aileleri gerçekten çok ilgilendirecek, hatta çocukları da ilgilendirecek bir konu. Ama bizim yaklaşımımız tabii ki burada çok çok önemli. Matematik konuşacağız bugün. Evet. Çocukların hayatında matematiğin öneminden bahsedeceğiz. Matematik eğitimine kaç yaşında başlamalıyız? Yani tabii aileler de yapısal olarak değişebiliyor, öyle değil mi? Yani kim aileler çok hırslı, benim çocuğum ondan önce öğrensin, kerat cetvelini şöyle bilsin, böyle bilsin, kafadan çarpabilir mi diye sürekli böyle bir çocuklar arasında yarıştırmalarda maalesef yaşanıyor. Ama bunun olması gereken bir zamanı, doğru çocuk için doğru bir zamanı var. Ne zaman? Doğru zaman doğduktan sonra başlıyoruz matematiğe aslında. Nasıl başlıyoruz? Şimdi düşünün, çocuğunuz doğdu, 2 yaşında, 3 yaşında evinize misafir geldi. Hemen ne yapıyor? Kaç yaşındasın? 2. 3 göster, 4 göster, 2 2 daha kaç yapar? Hiç okula başlamadan aslında matematiğe başlıyoruz. Biz de bir çocuğu böyle bir sınamaya başlıyoruz aslında. Evet evet, ister hemen hemen mesela yani. 3 biliyor mu, 4 biliyor mu, 2 biliyor mu? Hemen sormaya başlıyoruz. Sonra tabii ama okulun kapısından içeri girerken şu ön yargı var ya, işte matematik çok zor. Matematik çok zor diye bir kapının önünde bütün bildiklerini bırakıyor ve içeri giriyor. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir sınıfta bir çocuğun bilmesi gereken şey 1'den 20 arasındaki sayıların toplaması, çıkarması. 1 ile 20 arasındaki sayılar ama. Yani bir dakika, hangi yaş aralığı dedin? Birinci sınıfta. Evet. Girdik, 1'den 20 arasındaki sayıları toplamayı, çıkarmayı bilmesi gerekiyor. Şimdi düşünelim, çocuk zaten aslında anaokulundan 1. sınıfa başladığı zaman bunları biliyor. Ama o korku, işte matematik zor, matematik zor, matematik zor. Sanki içeride çok farklı bir şeyle karşılaşacakmış gibi düşünüyor. Yani çok farklı bir şeyle karşılaşacak. Aslında orada çocuk çok açık bunu yapabilmiyor, evet, değil mi? Sonra birden kendini kapatmaya başlıyor. Mesela bakın, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şu anda, Türkiye'de dünyada da aynı sıkıntı var. Şu anda toplama çıkarmayı parmaksız yapabilen öğrenci sayımız neredeyse ilkokulda %35-40'larda. Çok enteresan. %35 çarpım tablosunun %70'ini 80'ini bilen, ilkokul 5'e kadar giden çocuklar arasında baktığımız zaman yani %20-30'ları geçmiyor. Neden? Çünkü biz çocuklarımızın maalesef zihinlerini kullanması yerine parmaklarını saymasını istiyoruz. Ama biz öyle öğrendik ya. Biz öyle öğrenmedik aslında, ama biz öyle öğrenebiliriz. Şöyle düşünün. Öğretiler. Şimdi bundan yaklaşık 20 yıl önceki çocukların tipleriyle veya algılama sistemleri bugünkü aynı mesela. Siz kendi çocukluğunuzu düşünün. Sokakta oynuyor muyduk? Evet. Oynuyorduk. Spor yapıyor muyduk? Maç, evet, ebecilik, saklambaç. Şey. Peki bu neyi geliştirir? Hayal gücünü güçlendirir. Şimdi hayal gücü kuvvetli olan bir çocuğa sayar 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 derken daha önce saydım 7. Ama maalesef telefon, tablet, televizyon, bilgisayar sizin bu özelliğinizi elinizden alır. Aldı, alıyoruz. Yani hafıza, kısa süreli bellek. Bakın, bize milyonlarca bilgi geliyor günde. 2 milyona yakın bilgi geliyor. Ama bu bilgilerin yaklaşık 2000 tanesi kısa süreli belleğe geliyor. 2000 tane. Geliyor ve gidiyor. Evet. Kısa süreli belleğin dezavantajı nedir? Kısa süreli bellek çok sonsuz bir alım kapasitesi vardır. Ama çok kısa süre tutar orada. Peki bu kısa süre ne kadardı? Bizim çocukluğumuz zamanında söyleyeyim size 30 saniye civarında. Şimdi 5 saniyelere kadar düştü. Bu ne anlama gelir? Siz çocuğunuza parmaklarını sayarak toplamı öğretirseniz zihinden işlem yapma yeteneği elinden alacaksınız. Hep bir şeylere tutunarak saymak isteyecek. Tabii ki. Isteyecek. Çünkü o kolay. Düşünsenize mesela siz bir gördüğüm yolda... Gördüğüm bir şey var çünkü burada. Parmağımı sayarken görüyorum ama zihnimden hayal ettiğim şey üzerinden saymam gerekiyor. Aynen öyle. Belli bir noktayı çalıyor. Mesela biz gerçekten eğitimde şunun farkına varmıyoruz ve çok zor sanıyoruz matematiği. Çok aslında zor değil. Sadece belli yaş gruplarında ne yapmamızı gerektiğini çok iyi bilmek lazım. Belli yaş gruplarında. Şimdi ilkokula başladığımızda genellikle hani işte özel okula gönderiyoruz çocuğumuzu, işte de özel hocalar tutuyoruz vesaire, birçok eğitim aldırdığımızı ve paramızla bu işi çözdüğümüzü sanıyoruz. Ama aslında bunu parayla çözemiyoruz. Hiç olmuyor canım. Niye çözemiyoruz? Çünkü düşünün, şu anda mesela yani sizin de çocuğunuz var biliyorum. Evet. Parmaksız işlem yapabilir mi bilmiyorum. Ama parmakla işlem yapan bir çocuğu düşünün, emekleyen bir çocuk demek. Şimdi emekliyorsunuz. Yani parmak saymak emeklemek. Parmak saymadan zihinsel işleme geçtiğinizde ise adım atmak demek. Şimdi buradan eski nesil soru dediğimiz, mesela hangi sayının 10 fazlası 20 yapar sorusu. Abi ben... Bakın burası ne? Hiç karışmayacağım bundan sonra gerçekten. Burası... Oğlum şu 3'ü şuradan alıp şöyle yapsana falan dediğim oldu mesela. Kesinlikle o yani matematiğin önündeki çoklayacak en büyük engel. Çoklayacak mesela, çarpacak mesela, uzay şimdi gözümün önüne geliyor. Oğlum diyorum, çocuk hesaplama yapıyor. Bıraksana, evet, çocuk hesaplasın. Bırakın. Ben bırakın elimle göstermeye çünkü çalışıyorum. Çünkü şimdi parmaklarınızı saydığınız zaman bu eski çocuklar gitti artık. Artık parmaklarını sayan çocukların matematik... Mesela şöyle düşünün, Avrupa'da da eğitim sistemi var, Türkiye'de de var. Herkes aynı şeyi yaptırmaya çalışıyor ama mesela ilkokulda alt alta işlem diye bir şey yok. Hep yan yana. Neden? Evet. Çünkü zihinsel işlem yan yana olur. Alt alta olmaz. Şimdi siz alt alta işlem yaptığı ne yapıyoruz? Mesela düşünün, 20 basamakta bir sayı topluyorum. Toplayabileceğiniz en büyük sayı 9'da 9, en küçük sayı 0'la 1. Bu kadar değil mi? Beyninizi o zaman ne kadar geliştirebilirsiniz? 9 artı 9 kadar.
İşte böyle olduğunda ne düşünüyorsunuz siz? Çocuklarımızın fayda. Mesela bakın ben 1, 3, 4, 5 de çocukları olan insanlara şunu söylemem gerekiyor. Mesela 5. sınıfta çocuğunuz var, 4. sınıfta çocuğunuz var. Çocuğunuz zihinsel yani parmağını kullanmadan 9'da 8'i toplayabilir mi? Toplayamıyorsa 4 yılı boşa geçirdiniz demektir. Çok net bir şekilde söyleyebilirim, boşa geçti. Çünkü neden? Bakın az önce söyledim. Parmak saymak, emeklemek demek. Zihinden işlem yapmak, o basit işlemler zihinden işlem yapmak, adım atmak demek. Eski nesil sorular ise koşmak demek. Şu anda girmiş oldukları KDS, LGS sınavlarındaki soru tipleri ne? Yeni nesil soru. Yani uzun, mantığa ve hayal gücüne dayalı. Evet, evet. İşte bunlar da basketbol oynamak. Şimdi siz diyorsanız ki parmaklarını sayan bir çocuk, yani emekleyen bir çocuk basketbol oynar. İkisi arasında şey aynı. Yani nasıl ki emekleyen bir çocuk basketbol oynayamazsa, parmaklarını sayan çocuğun yeni nesil soru yapma şansı yok. Eğitim sisteminde de bu tabii ki değişiyor ve gelişiyor aslında. Biz çocuklarımızı izleyerek bunu görebiliriz aslında bence. Aslında şöyle söyleyeyim. Aslında gelişmiyoruz. Şöyle gelişmiyoruz. Niye gelişmiyoruz? Biz aynı yerden devam ediyoruz. Mesela hep aynı yaklaşımlarla. Mesela şu anda nedir? Hayal gücü çocuklarımızın zayıf. Değil mi? Niye zayıf? Şimdi hayal gücünü şöyle anlatabiliriz. Mesela biz bir düşünün bir kitap okuyoruz. Okurken ne diyoruz? İşte kırmızı halının üzerinden geçerek ahşap bir kapının tokmağını çevirdik. Şimdi bakın burada kırmızı halı siz farklı hayal edersiniz. Hepimizin ben farklı hayal ederim. Herkes farklı hayal. Veya işte o ahşap tokmağı herkes farklı hayal eder. Ama siz bunun filmini izliyorsanız aynı kırmızı şey halı. Evet. İşte bu hayal gücümüzü alıyor. Yani sanki televizyon, tablet, bilgisayar çocuklarının hayal gücünü genişletiyormuş gibi düşünüyoruz. Ama maalesef. Bence ona sığınıyoruz diyelim. Evet evet. Ve şunu görmemiz gerekiyor. Mesela çarpım tablosu. Çarpım tablosu yok. Çarpım tablosu yok diye bir şey yok. Bir de enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Bakın bir şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bazı kazanımlar çıkarıyor. Diyor ki çocukların 1'den 2'ye, 2'den 3'e geçmesi için bunları bilmesi gerekir diye her sene bir kazanım çıkarılır. 1. sınıfın kazanımında ne yazıyor? Diyor ki 1'den 20'ye kadar olan sayılarda zihinden toplama işlemi yapar. 1'den 20'ye kadar. Bakın bunu yazıyor. Sonra diyor ki çocuğun zihinden işlem yapma stratejileri geliştirmesine imkan verilir. Ne demek bu? Az önce sizin engellediğiniz şey aslında. Hı-hı. Yani diyor ki buna imkan ver daha birdeyken. Sonra diyor ki ikili toplama, ona tamamlayarak ekleme veya diyor ekleme yöntemi bunlardan biridir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamış olduğu hiçbir kazanımda şu yazmıyor. Üstüne sayılır. Böyle bir kazanım yok. En az 17 tane yerde şu var. Zihinsel işlem yapma yeteneği kazandırılır. Bu ne demek? İşte sistem bu. Ama biz ne yapıyoruz? Kolay. 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 İşte bu kolaya kaçtıkça çocuklarımız geri gidiyor ve şey düşünüyoruz işte çok iyi bir özel okuldayız. Evet tamam 7+8. Şimdi düşünebiliyor musunuz çocuk 7 ile 8'i bile hala parmakla topluyor. Bunun matematikte 4. sınıfa kadar ne öğrendiğini düşünüyorsunuz mesela. Hani şimdi toplamada bile parmaklarını sayıyorsa, çıkarmada 17'den 8 çıkarırken parmaklarını sayıyorsa, çarpım tablosu diye bir şey yok 3+3=4 işte 3+3=9 deyip de 3+6=9 şeklinde sayıyorsa bu çocuğa matematik adına ne öğretilmiş olabilir? Yani şimdi matematikte ne var? Çok güzel bir soru bence de. Şimdi düşünelim. Yani toplamada parmak sayıyoruz. Çıkarmada parmak sayıyoruz. Çarpmada ritmik sayıyoruz. 4. sınıfa geldik, 5. sınıfa geldik. Peki matematik yani adına ne biliyoruz? Gördüğü eliyle tutabildiği şeyin işlemini yapmasının aslında hiçbir evet, şeyi yok. Çünkü bakın bu mesela toplama işlemi değil. Niye? Mesela şimdi düşünün sizin 1 yaşında bir çocuğunuz var. Saymayı biliyor diyelim. Bakın 1 yaşında saymayı biliyor. Şimdi ben ona desem ki şöyle 4 parmağını çıkarsam desem ki hadi 6'dan başla. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi toplamayı mı biliyor 1 yaşındaki çocuk? Hayır, saymayı biliyor. Yani siz parmak saydırdığınız zaman toplama bilmiyorsunuz. Sayma biliyorsunuz. Ritmik sayma yaptığınız zaman siz ritmik sayma biliyorsunuz. Çarpma bilmiyorsunuz. Peki yani çarpım tablosu mu daha önemli yoksa hani yine şimdi görüyoruz karşımıza çıkıyor yani ritmik sayma. Şimdi şöyle ritmik sayma çarpım tablosunun temelidir, tabanıdır. Yani ritmik saymayı tabii ki bilmek zorundasınız bölme için. Ama ritmik sayma yaparak çarpım tablosunu öğrenemezsiniz. Biz öyle yapmadık. Yani bizim zamanımızda. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim zamanımıza geldiğimiz zaman bizim hayal gücümüz güçlü. Biz sokakta oyun oynuyoruz. Maç yapıyoruz bilyelerle, cicillerle, işte gazoz kapaklarıyla. Yani birçok şeyi hayal ediyorsunuz. Şimdi hayal eden bir çocuğun parmaklarını hayal etmesi çok kolay. Ya işte o hayal, bizim hayal ettiklerimiz onların önüne çıkan gerçekler aynen, aslında. Aynen o öyle. iPad'lerde her şey önünde. Hayal gücünün üzerinde hatta şeyler izlettiriyoruz. Kesinlikle çocuklara. Öyle. Ama hiçbir şekilde gelişmesine evet. izin yani vermiyor. Normalde düşünün beynimizin sol lobu var, sağ lobu var. Sol lobu 3+3 işlemini yapar ve sayarken sadece belli bir nokta çalışıyor. O nokta, başka hiçbir şey yok. İşte biz ama bu saymadan uzaklaştırmak zorundayız çocuklarımızı mutlaka. Çünkü hani bu bir süreç. Bu sürecin içinde sayma maalesef çocukların için en büyük, en zararlı şeylerden bir tanesi. Saymaya karşı değiliz, sayabilir. Ama peki
Sayma çok faydalıysa, sayma çok faydalıysa niye bu kazanımların içinde ilk 5 senenin kazanımları içinde sayma diye bir şey yok? Niye yok? Yok ama öğretim tarzı bu. Niye? Çünkü biz de kolaya kaçıyoruz. İşte nedir? Sayalım. Mesela çarpım tablosu. Evet çarpım çok kolay ezberlenen çarpım tablosu yöntemleri var. İsterseniz bir tanesini gösterelim. Gösterelim. Tabii ki. Mesela şimdi çocukların en çok zorlandığı çarpım tablosu nedir? Nerelerdir mesela? İşte altılardan sonra. Süper. Bakın ne dedi? Altılardan sonra. Açalım ellerimizi. Size yardım edelim. Evet. Tabii. Şu baş parmaklarımız 6. Evet. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. İki parmağımız 6'dan sonra dedik ya. 6'dan sonrasını yapıyoruz. Peki 7 kere 8 yapalım şimdi. Burada 6, 7. İki parmağımızı kapattık. 7. Burada da 8 yapacağız. Hepsini ama. Aradakileri. Şöyle. Tamam. Kaç parmağımızı kapattık toplam? 5. O onlar basamağımız. Yani 50. Ha. Kalan parmakları çarpıp ekleyin. 55 mi? Hayır çarpıp ekleyelim. Çarpık. Ha, 3 kere 2. 6, 56. Bitti. 8 kere 8'i yapalım. Açın ellerimizi şimdi. 8, 8. Tamam. Kapattığımız parmaklar kaç tane? 6, 60. Evet. 2 kere 2, 64. Bitti. Şimdi bu sizin dediğiniz şey zorlandığınızda hani 6 çarpı 6, 6 çarpı 7, 6 çarpı 8 bunlar değil mi? Ama şu an niye bunu yaptınız bana? Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kafam karıştı. Çok acayip. Neden? Bir şey. Hayır yani bunu keşke öğretebilsek yani diye i̇şte bir anda. Ya şöyle söyleyeyim bakın mesela biz hani ben Samsun'dan geliyorum. Mesela biz Samsun olarak hani matematiğin merkezi olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın merkezi olduğumuzu düşünüyoruz. Neden? Çünkü çocukların değiştiklerini... Çocukların öğrenim stratejilerinin farklı olduklarını bildiğimiz için zaten farklı. Mesela şöyle düşünün, daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Çok yakında hani Türk yazılımcılar yapacağı için söylüyorum. Mesela düşünün, çocuklar en çok neyden zevk alıyorlar? Oyun. Oyun, çizgi film, öyle değil mi? Evet. Bunlardan. Peki matematiği çizgi filmi anlatsak nasıl olur? Çok güzel olur. Yani şimdi 1 artı 1'den 99 çarpı 99'a kadar çizgi filmini anlatabiliyoruz. Sadece çizgi film. Evet izliyorsun, çizgi film izliyorsun, oyun oynuyorsun, çizgi film, oyun, çizgi film, oyunu öğreniyorsun. Yani hani zevkli olan kısım bu değil mi? Ve dünyada mesela bunu yapan bir tek biz varız. Görüntüler var galiba. Evet mesela şu anda 3x3 9'u anlatıyoruz mesela. 3x3 mesela. Çizgi filmle anlatıyoruz. Tabii tabii tekerleme. Bakın mesela. Çok sevmesine rağmen bir türlü atışlarında başarılı olamıyordu. Arkadaşı ona atarken neye dikkat etmesi gerektiğini iyice anlatmıştı. Sabah erkenden arkadaşının dediklerini uygulamak için basket sahasına gitti. Peş peşe 3 tane atış yaptı ve hepsi de basket oldu. Hem de 3'ü de üçlüktü. Bunu arkadaşına anlatmalıydı. Telefonla arayıp 3 tane üçlük attığını ve bunu kutlamak için eve yanına gelmek istediğini söyledi. Arkadaşı bilerek şöyle dedi. 3 kere 3 9, 9 da evde yokuz. Mesela yani ya şimdi aslında bu tarz böyle anneler ve babalar ve biz de eğitimcilerimiz de yani mutlaka ki çok yaratıcı çözümler bulabiliyoruz. Ama sizin anlattığınızda hayır bunlar şöyle söyleyeyim bakın bunlar yeni değil. Ve hatırlayın mesela 5 kere 5 25 aferin bizim keleş değil mi? Evet. 6 kere 6 36 babanın bu yolda kaldı. Şimdi evet. Bunlar bizim zamanımızdan gelen tekerlemeler değil mi? Aynen öyle. Peki şöyle düşünelim neden vardı? Çünkü mantık şu siz eğer çocuğa bir şey öğretmek istiyorsanız öğretmek istediğiniz şeyi çocuğun sevdiği şeylerin arasına sıkıştırırsanız öğrenme daha kalıcı olur. Çünkü bu sefer bu eğlenceli hale gelmiş olur. Yani bu korkudan çıkmış olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.